Ya tabii etkiliyor hayatınızı. Yani bir de mesela ben tabii ki hani babamla yaşamıyorum artık ama mesela bir eş için çok zor bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani aynı evde yaşadığınız Evet. işte 20 yıldır, 30 yıldır işte kimisinde 36-37 yıldır evli olan insanlar var ve hani eşiniz alınıyor evden 9 aydır haftada bir saat oturup görüşebiliyorsunuz. Yani bu insanın hayatını bayağı baştan aşağı değiştiren bir şey. Benim açımdan benim hayatım da tabii ki etkilendi. Etkilenmez olur mu? Yani Olmaz. hiç içinde yer almadığım şeylerin içinde yer almak zorunda kalıyorum. Hiç alakam olmayan şeyleri takip etmek zorunda kalıyorum. Yani zaten o cuma günleri Silivri seyahatlerimizi hani söylemiyorum bile. O başlı başına bir olay Travma. yani. Oraya girişi de çıkışı da orada gördükleriniz de yaşadıklarınız da zaten bambaşka bir şey. Bir yandan içeride hani tek haber kaynağı sizsiniz içerideki insanların. Dolayısıyla onların hani sesi olmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan onlara bilgi toplamaya çalışıyorsunuz. Çünkü haftada bir saat anlatmanız mümkün sadece. O öyle oldu, şu şöyle oldu, o selam gönderdi, bu hasta oldu, işte yok teyzem şöyle oldular da dahil. Onlara kendinizi iyi göstermek zorundasınız. Çünkü gözünüzün içine bakıyorlar yani. Gerçekten haber alma yöntemleri sadece sizsiniz. Hem gazete okuyabiliyorlar, televizyon seyredebiliyorlar ama kendi özel hayatlarıyla ilgili tek bağ sizsiniz dışarıyla. Dolayısıyla şey oldu yani normal bildiğimiz hayatı bir kenara koyduk 9 aydır. Bambaşka bir hayat yaşıyoruz şu anda ve bu süreç o kadar uzadı ki artık bittikten sonra da eski hayatımıza ne kadar dönebileceğiz ben onu bilemiyorum mesela. Çünkü hepimizde bir şekilde bir takım derin izler kaldı nihayetinde. Diyorum ya telafisi olmayan bir Tabii süreç. yani Yani 2-3 hem ayda adalet bitse açısından hem bizim. bir şekilde hani Evet. kimse yara almadan devam ederdik ama şu anda ben de öngöremiyorum açıkçası ne olacak. Türkiye'ye.